genel izleyici kitlesi için uygundur. Yenesi kafasından herkese merhaba. Girişim ekosisteminden konukları ağırladığımız, inovasyon ekosisteminden konukları çağırdığımız ve girişimciliğin hikayesini anlattığımız Yenesi kafasından bir hafta daha merhaba. Hemen her hafta olduğu gibi Ömer abiye bir döneyim. Bu hafta ne konuşuyoruz Ömer abi? Bu hafta yine konuk aldık ama biliyorsun kurumsal dünyadaki eski girişimci hala paralelde girişimcileri almayı tercih ediyoruz biliyorsun. Kurumsal dünyanın bir şeyi var, yavaşlatıcı etkisi var ya, ne diyorlar ona? Yer çekimi. Kurumsal yer çekimi mi? Kurumsal yer ben diyordum. Sen diyordun. Neyse, bu yer çekiminden çabuk kurtulmuş bir ilk. Şimdiye kadar biliyorsun böyle haftalar sürüyordu o izni almak. Tabii şimdi hemen geldi. Bir haftada geldi. Büyük ekosistem emekçisi Erman bizimle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı mutluyum seninle. Ben de öyle. Çünkü bir buluşacağız, buluşamadık ama televizyona geldik. Madem buluşamıyoruz deyip o yüzden televizyona davet ettiniz. Televizyon programı yapalım galiba. Dedik. Evet. Aynen öyle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Seni bir kısa tanısak süper olur hani izleyenler için. Böyle geçmişten, çocukluğundan başlayarak. Başlayalım. Bir soğuk Ekim günü. Günüydü. Buraya çok yakın, stüdyomuzun olduğu bir yere çok yakın bir yerde. Hadi ya. Evet. Benim ailem ilkokulda falan böyle bütün şeyimi onun üzerine kurmuştum. Hani her çocuk bir şeyle öne çıkar ya. Benim de Ortaköylü. Allah olmaktı. Allah. Vay canına. Hatta dün de konusu geçti. Böyle 5-6 nesil Ortaköylü olduğum. İlginçmiş doğrudur. Ya. Aynen. Aa, işte sarayda iyi. Çalışan o kadar. Oğlan ekibinde, o kadar. Dedemin dedemin. 5-6 nesil diyor ya. Yayından title'ı sonra yanlış yazmış olabiliriz o zaman yani. Yayından sonra böyle kılıçlı sarayda çekilmiş. Yok öyle değil ama en azından böyle bir Ortaköy. O yüzden kendimi böyle evde hissediyorum. Vay çok be. İyi. Ben sondan değil de baştan başlayayım. Bilgisayar mühendisliği okudum üniversitede. Tamamen tesadüf. Yani madem özel üniversiteye gidecek çocuk en çok hype olan, en ismi güzel duran bölüme yönlendirelim ama şeklinde. Ama o zaman yani işte ismi aynen o zamanlar. Benim üniversiteye girişim 2006. Tamam. O zamanlar çok mu şeydi popüler? O zamanlar mesela mekatronik ile bilgisayar kapışıyordu. Evet kapışıyordu. Niye? Evet. Mekatroniğin ne? O zaman gereksiz vardı. Bir mekatronik şey, kaybı. Gereksiz bir mekatronik kaybı vardı. Yeni başlamıştı o zaman mekatronik. Niye? Mekatronik nedir? Mekanikle elektronik. Aynen beraber. İşte robotlar mı bu? Çift anadalı yapacağına çocuklar ikisini de okusun. Dronlar, robotlar. 2-3 üniversitede vardı hatta hatırlıyorum. Evet, evet. Dolayısıyla böyle bir bilgisayar ilgim olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta mesela şöyle şeyler de hatırlıyorum. Hazırlık sınıfındayız. Ben işte böyle Kent Travel'da gitmişim Amerika'ya. Yabancı bir arkadaşım var. Diyor ki işte internetten bir şeye bakıyorum. Yavaş açılmıyor. Browser'ı değiştir dedi. Tarayıcıyı. Döndüm o ne dedim. Dedi ki böyle bir Fox şeyi var, ona ikonuna tıkla. Yani o kadar konuya yabancıydım ama ilk bayağı yabancıymışsın intro, yani. Gerçekten yabancıydım. Ay çok fena. Yani evde bilgisayar vardı mesela. Neyse bu kadar yeter, biz başka bir konu kalalım. Küllerinden de olmayacak. Evde bilgisayar vardı ve hiç ilgimi çekmezdi. Allah Allah, açık. Çok iyi. Çok iyi ya, ben evet. Şu an daha heyecanlandım. Evet. Peki ailen ilgili miydi? Onlar da ilgili değildi. Ama ben birinci sınıf, birinci dönem Introduction to Computing programlamaya giriş dersi gerçekten çok sevdim. Bir sonraki senede ben Work and Travel'a gittim ve yazın hani böyle boş zamanımda yaptığım iş gereği çok fazla boş zamanım oluyordu ve kağıda kod yazdığımı hatırlıyorum. Gerçekten programlamayı çok sevdim. Sevmişsin. Okul ve hocanın bence buradaki olayıdır ya. Evet ve o büyüye kapıldım açıkçası. Mesela bir C ve Sistem Programcıları Derneği diye bir yer var. Yazılımcılar bilebilir ondan sonra. Mecidiyeköy'de 180 saat orada C, ki C kullanmayacağımı biliyorum o dili yani ama temelini öğrendim. Yani kod yazmayı değil, kodun nasıl derlendiğini öğreten bir programa katıldım. 180 saat Mecidiyeköy'de cumartesi, pazar falan yani. O kadar. Esamen o zamanlar var mı? Vardı. O zaman o sen onu oradan yapıyorsundur, yakalıyorsundur. Maça oradan bağlanıyorsundur. Maça oradan bağlanıyorsundur. Zaten maç önü adam şeye gidiyor, kod yazmaya gidiyor. O zaman Lex ve Yak falan öğrendin sen. Ne? Lex ve Yak. Lexical Analyzer ve Yet Another Compiler. Hatırlamadım. Ya böyle olur. Yalan olmasın. Böyle olursun. Tabii Ömer abinin yanında bu hareket. Doğru bir hareket oldu. Hani o kodu şeye, taşa. Taş şey değil ama delikli karta yazdım. Ben evet, kodumu delikli karta. Hocalarımız evet, nerede? Evet. Mesela bir
şeyi yanlış yazmışsın işte. Ne bileyim virgül yerine noktalı virgül yazmışsın. Tekrardan değil mi? Bütün gidip şeyi yeni baştan veriyorsun. Böyle delikli kartları deliyorsun. Evet, sırası önemli tabii ki. Ve hiçbirinin hatalı olmaması lazım. Çünkü bir tanesi bu lexical analysis dediğimiz yani formatında bir hata varsa hata veriyor ve hepsini çöpe atıyor. Yeni baştan vermen gerekiyor. Ve bir daha vermen için bir saat beklemen gerekiyor. Onu yapan birileri var, delen birileri tabii var. Tabii ben İTÜ'de şey vardı, Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Kaşkış'la da orada ilk kodlamaya başladım. Bir saat bekliyorduk. Yani ben derse falan girmiyordum. Şeydi, gümüş suyunda okuyordum, elektronik okuyordum. Ama orada park etmiştik ve bütün gün orada geçiyordum. Vay be. Evet. 93'te ben ilk o şey fotoğrafını hatırlıyorum. ODTÜ'ye 93'te kablo çekiyor hocalar böyle. Hani ilk internet geliyor falan diye. Senin dediğin ne zaman? O benim dediğim çok önce. Daha önce. bir önceki yüzyılın son çeyreğinde. Okey. Hep böyle verir. 1970. Yaşında binary verir mesela. Evet. 1 milyon bilmem ne falan diye verir yaşında. 75-76 falan bu dediğim. Daha o zaman internet falan yok yani. Ya vardı Türkiye'de. Peki abi, peki ailede girişimcilik falan var mıydı? Yani seni bir yere yönlendirmeye çalışıldı mı? Ya da iyi bir öğrenci misin, bilgisayar mühendisliği kazanmışsın da diyebiliriz. Yani çok da iyi bir öğrenci olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Nasıl oldu? Böyle bilmiyorum sebebini ama bir şekilde bu yani bilgisayar mühendisliği, yazılımcılık, oradan internet ve mesela çok eskiden Webrazi konferanslarını keşfedip işte gitmek istediğimi, işte babamın bir arkadaşı vardı, o da bu işlere yakındı. İşte arıyorum, beraber gidelim diyorum. Ben oğlum duymadım, ne işim var gideceksen, hani beni bırak tek başına git diyor. Ama böyle çok küçüğüm, çocuğum falan. Diyor. Evet yani tamamen bu dünyaya aslında yani bu internet girişimcilik işlerine girişim tesadüfen oldu diyebilirim. Sen, seninle ilk tanışmam şey zaten bir Webrazi etkinliğine evet. Çağırmıştın sen. Evet aynen. Senin ilk üniversiteden sonra peki mühendislik yapmayacağını ne zaman fark ettin? Nasıl? Ben aslında 2,5 yıl bilgisayar mühendisliği olarak, bilgisayar mühendisi yani yazılımcı olarak neyse çalıştım. Bana birileri bu kod yazar ümidiyle, umuduyla para verdi. ama böyle daha çok şey gibiydim. Kopya çeken öğrenci gibi başkasının koduna bakıyorum. Bir el atsana diyorum. Sonat bana bir yol açıyor. 15 dakika işte yarım saat onun açtığı yoldan devam ediyorum. Sonra bir daha falan. Böyle bir sosyal yanı öne çıkan. O yüzden de böyle kimsenin de çok gözüne batmayan ama çok da verimli olmayan bir 2 yıllık yazılım geçmişim çok var. Çok iyiymiş. 2 yıl yine uzun ama böyle bir tabii. Tempo çünkü denedim. Için. Backend, frontend, test mühendisliği. O zaman DevOps denmiyordu ama bu ortamlardan ortamlara geçişi vesaire yapan insan olmayı da denedim. Sonrasında işin arka tarafı ilgimi çekti. Yani kod yazmak açıkçası üniversitede sanki böyle nasıl diyeyim işte camlara formüller yazıyoruz. Design paternler, matematikler sonra böyle düşünüp atıyorum üçümüz sonra gidip bir noktaya basıyormuşuz gibi hayal ediyordum. O kısım ilgimi çekiyordu ama sektörde gördüm ki bayağı davanın şey hakimin yanında not tutan insan gibi ne yazacağım belli nasıl yani yazılımcılar sözüm meclisten dışarı ama ne yazacağım nasıl yazacağım her şey belli ve çok bana böyle bir rutin geldi, yaratıcılık yok gibi geldi ve hep arka tarafı yani birisi geliyor artık önceliğimiz o değil bu diyor ama niye o acaba? Ha, karar verici. Evet, karar vericilik de değil ama biraz o hani çünkü bir de bizim o dönemler bu kadar iş yapış şekillerinde yazılım ekipleriyle diğer ekipler iç içe de değildi. Böyle bizim ayrı bir odamız vardı, tren oda derlerdi ona. Çünkü böyle bir uzun bir masa, 12 kişi bir tarafında, 12 kişi bir tarafında. Bu arada o masadan şimdi girişimciler çıktı. Hadi magazin ya. Tarafı ilgini çekiyorsa. Ha güzel, tabii ki. Mesela şey, o masa hatırlıyorum. Tren mafya. Tren mafya. Tren oda. Ben o zaman şeydeydim, Tart New Media. Ha, hmm, tabii o tren deniyormuş oraya tren. Tren oda diyorduk. O yüzden tren mafyası. Olabilir. Hani oradan derim diye. Şeyi hatırlıyorum böyle içeriye girip işte atıyorum mesela biz orada büyük markalara projeler yapıyoruz. İşte bizim proje yöneticisi veya account manager neyse oradaki markanın şeyini getiriyor mesela. Kapıyı açıp böyle hani sanki şey müzede şeye bakarlarmış gibi. Hatta biz böyle bir süre sonra değişik hareketler böyle maymun taklidi yapıyoruz. İşte birbirimize bir şey atıyoruz falan. Sonra böyle kapıyı kapatıp çıkarlardı. Biz arkada ne olduğunu bilmezdik açıkçası. O taraf ilgimi çekti. Burası da yazılım odamız falan. gibi aynen. Korkutucu. Burası da yüksek Ar-Ge yapılan oda. Halbuki orada geyikler, şakalar, espriler. Tabii ki canım. Tabii ki canım. İyiymiş. Peki sonra sen yapmam. İlgini çekti diğer taraf. Diğer taraf ilgimi çekti. Ön sonra bir o dönem ajanslar çok meşhurdu. Çünkü işte iPhone yeni çıkıyor falan. Biz o dönem en yakın arkadaşımla bir ajans kurduk, dijital ajans. İsmini söyleyeyim mi buradan? Hadi söyle. Çok komik. Emanova Dijital. Fena değil. Emanova. Emanova. Öyle bir şeyi var. Tenisçi gibi duruyor. Evet, evet. Duruyor.
Bayağı yani bir dijital ajans olduğunu anlamak Emanova ama kolay kolay akla gelmez. Arkadaşımın demek fikriydi. Dedi ki .com'u ben de bunun boşta niye aldığını da bilmiyorum. Dedi ki tamam o zaman bunu yapalım. Çok basit bir yerden kalmışsın ama ya. Biz de Erman sonra, Merman bağlamaya çalıştık. Ben de Erman Merman bağlamaya çalıştım. Nova o zaman işte birkaç böyle Novalı şirket vardı belki oradan bağladık ama Eman'ın falan hiçbir alakası. Hiçbir alakası yok. Güzel sonra, ama ajans ajansdır. O yer evet. Yani ismi bir yerden sonra. Tabii zaten. Manova mı güzel isim falan o döner. Sonra böyle büyük markalara işler yaptık. İki ne kişi, yazılım işleri miydi? Kişiyiz. Evet. Ha, o devam o dönem mi? Böyle Türkiye'nin ilk işte televizyon uygulaması. Uygulaması gibi böyle canlı yayını geriye aldığın killer okay. Feature oydu şeyin. Hmm. Ama bir dönem bayağı killer bir feature'dı bu. Evet. Yani canlı yayını izliyorsun, işte kanal kanal değiştirebiliyorsun ve böyle bir şey var. Aynı şu an YouTube'da olduğu gibi böyle geri alabiliyorsun canlı yayını, durdurabiliyorsun. Oo. Kaldığın yerden TV bu falan ilk yapmıştı bunu. TV sanki. Bunun falan daha eskisinde bir Doğuş'un çıkardığı bir neydi onun adı? Ürün vardı. Unuttum adını. Evet. Kısa bir süre kaldı falan. Hatırlıyorum adını. O projede çalışmıştık. Ondan sonra böyle kendi işlerim, o zaman tabii hayalimiz şeydi. Bir dönem çok popülerdi bu. İşte hem dışarıya iş yapalım. Hem kendi ürünümüzü yapalım. Hem kendi ya, ürünümüzü yapalım. Yerim yani ya. En tatlı, en naif. Hala en tatlı hayali. O. Hala en naif hayali o. O da böyle bir sene falan sürdü. Sonra ben oradan dedim ki ya bu iş, işler iyi gidiyor ama işlerin iyi gitmesi bile bir sıkıntı. Çünkü insan almak. İçeri alman lazım. Önünü hiçbir şekilde göremiyorsun. Kar marjı çok düşük. Tahsilat yapamıyorsun. Tahsilat yapamıyorsun ve yani sözleşmeyi bile. Şöyle bir komik anımız var. Holding ismi vermeyeyim. İmzaya gittik. İşte ortağım ve ben. Hı hı. Zaten şirketin tamamını temsil ediyoruz şu an. Yanaştık. İşte o dedi ki ben gideyim. Tanıyordu oradaki yöneticiyi. İki tane bizim imzaladığımız Nusra. Bu gitti geldi. Elinde hiçbir şey yok. Dedim ki ne oldu? Hani imzalamadım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok abi dedi. Ben imzaları verdim. Bana bir şey vermediler dedi. Zaten öyle. Ben hiç öyle hayatımda bir geri almadım o ikincinin. Öyle bir racon varmış meğerse. Var var. Yani büyük olan şirket ikisini de alıp tamam gerekli oldu. Sana şey yaparım deyip biz böyle imzasız devam ettik hayatımıza. Bu arada hiç bunu düşünmemiştim. Ben çünkü hani herhalde orada duruyordur mantığıyla. Hayır, hayır. Onlar da imzalamıyormuş. Mesela gerek olursa imzalıyor diyor ki al bak dolaşmada böyle bir şey var. Ya da imzalanmadı bu diyebilir. Veya ben İşine tabii öyle ki gelirse, tabii. Benim işime gelip de ben onu konu etmek istediğim zaman öyle bir şey yok zaten. İmzalamadık ki. Yo. İmzalamıyor zaten teknik olarak da. Çok iyiymiş ya. O yüzden ya. Böyle komik anılarımız var ama ben bir senenin sonunda gözüm korktu yani öyle demek söyleyeyim. Demek ki buradan kıssadan ise büyük kurumlarla sözleşme imzalayınca kopyayı almadan çıkmayacaksın. Ama işte vermiyorlarmış. İmzalatın hatta yani. Evet imzalatıp alacaksın. Evet. Vay ilginç. Ya şimdi şey yapacağız. Gerçi şimdi bu online imzalatı falan çıkıyor. Reels yapacağız ya bunun için. Evet evet. Yok ama Here to Next var ya bizim, evet. Here to Next'in bir konusu olabilir bu yani. Evet. Yani çünkü hukuk departmanları. Ama bahsettiğim yıl o zaman 2011. Abi yok ben geçen hafta da sözleşme imzaladım. Yolluyorum ikinci sayı. Hiç yani beklemedim de. Öyle mi? Hani hiç ikinci gelsin diye i̇şte hiç düşünmedim. Sizin, sizin gibiler yüzünden oluyor. Ben hatam yapıyorum. Hakkınızı arayamıyorsunuz. Hayır hiç konu yüzden olmadı. Bir ya. Kere belediyeyle bir iş yapmıştık biz. Ay Allah. Allah. Hatırlatma. Yani hatırlatmasam daha iyi olur. Orada aradım 13 sayı mesela. Hani o biraz dertliydi. Ama büyük kurumlar da farklı değil açıkçası yani. Peki sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra Webrenzi'de işte 3-4 yıl önce konferanslarına katılmak için öykündüğüm yerde çalışmaya başladım. 6 yıl çalıştım orada. Ki Webrenzi'nin kaçıncı yılıydı? Bayağı erken ekipteydin sen. 2012-18. Evet. Webrenzi kuruluş kaç? 2008 2006. Mi? Hadi ya. Tabii. Eski tabii. Bayağı eski. 2006. Yani böyle işte number 3 falan gibi böyle bir şeyim yok çalışan sayısı sıralamasında böyle erken ilk yani. Ondayımdır ama evet erken tabii ki. En bence belki de bu dünyanın en keyifli olduğu dönem önemli. Öyle değil mi? İnsanlar inanılmaz bir şekilde Türkiye ile ilgili. Ben hatırlıyorum her gün ofiste. Bir de Webrenzi o dönem hala da öyle bir böyle bir merkez konumunda. Yani yatırımcılar, girişimciler, Türkiye'ye iyi gösteren herkes sanki bir evet şey kapısı gibi, gümrük kapısı gibi önce bir bizim ofise geliyordu böyle. Dolayısıyla o dönem Webrenzi'de çalışmak için gerçekten güzel bir dönemdi. 6 yılım orada geçti. Sonra dedim ki ana sorumluluğun içerik miydi yoksa eventler miydi? O zaman da değildi. Vardı. Summit vardı çünkü. Vardı tabii tabii vardı. Ben orada Product Manager title'ıyla girdim. Ama şu an görüyorum ki biraz böyle Entrepreneur in Residence dedikleri. Yani bir projenin tamamen sorumluluğunu almışım gibi. Aslında etkinlik dışında bizim yazılım dan para kazanma böyle tekrar eden, kendi kendine gelir elde eden böyle bir kanal açma gibi bir amacımız vardı o dönem. İşte Türkiye'nin ilk data satan platformunu yaptık. Webrenzi Pro'ydu ismi. Evet, hatırlıyorum. İşte içerisine Startup Watch'umsu mu o zamanlar? Hayır. Değil. Bir
Statista'nın Türkiye versiyonu gibi. Yani şurada var içinde. İşte Kariyer.net'e göre bilgisayar mühendisliği aramalarının yıllara göre değişimi de var. Hmm. İşte MediaMarkt'ın sattığı telefonların işte Apple versus değil dağılımı da var yıllar içerisinde. Yurt dışından aldığımız veriler hem public olan hem de Statista'nın olmayan yerlisi. Sürü veriyi. Evet, böyle ayrı. Hala devam ediyor mu? Etmiyor. O zaman en düşük paket 600 liraydı galiba. Böyle bir şey yaptık. Güzelmiş. Sonra dünyada hala ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben ama bilemem. Evet. Ya ben orada şunu fark ettim. Girelim o konulara biliyorum ama Türkiye'de hiç değer verilmiyor yani veriye. Neye veriliyor? Evet. Neye veriliyor ki diyor. Kullarım istatistiklerini de bildiğim için yani para veriyor diye çok mutlu olduğumuz kişiler, markalar oluyordu ama kullanımları da yine düşüktü. Düşüktü yani açıkçası. Ama Statista'dan örnekleyeyim. Orada da zaten hani eğer bir araştırma şirketi değilsen, danışmanlık şirketi değilsen, ne bileyim belki ajans değilsen falan hani multiple kategoride farklı verilere bakma ihtiyacın sürekli yoksa bence abone olmazsın zaten. Olmazsın tabii. Tek seferlik alırsın o veriyi. Ya zaten verinin bir değeri yok aslında. Insight'ın içgörünün bir değeri var. Yani oradan ne çıkarttığın önemli, kimin için ne çıkarttığın önemli. Onun için pure ham data'nın çok bir değeri yok gerçekten. Ama biz mesela lokalde anlamlı olacak işte Türkiye'deki uygulamaların kategorilere göre indirilmeleri, günlere, saatlere göre indirmeleri, arama hacimleri. Yani böyle bir product manager olsan Türkiye'de son kullanıcıya dokunan bir ürün yapsan aslında evet her gün değil belki ama böyle belirli kararlar alırken girip bakabileceğin tabii, bir yer. Bir de böyle stüdyolar var bilmem ne var müşteri potansiyeli bence ama dediğin gibi Türkiye'de gut feeling daha şey daha mantıklı. Hippo sendromunun adı. Highest paid person's opinion. Güzel. Doğruymuş. Sonra ne oldu abi? İşte o vardı. Belki dünyada ilk olabilir bu. Ben böyle şeyleri söylemek de çok riskli ve gereksiz belki ama bir medya şirketinin kendi reklam, native reklam çözümünü yapmıştık. Edrazi diye. Ben hala kullanıyorum. Bence evet, sen kullanıyorsun. Kullanıyorum. Tertemiz bir... Ekşi Söz diye onu biz verdik. O zaman Radikal vardı, Radikal'e verdik falan. Yani aslında çok güzel ürünler vardı ama o belki istediğimiz... Ölçeklenmedi hiçbirisi. Ölçeklendi hala işte aralarında duran var ama böyle bizim... Nasıl diyeyim bu böyle veprazi geçsin, o etkinlik tarafı medyayı yani. Da altına alacak bir hale gelsin dedik. Tam öyle olmadan ben ayrıldım. Sonra işte kurumsal inovasyon yeni yeni popüler olmaya başlıyordu 2018. Ben böyle product manager olarak iş ararken bir kurumsal şirketimiz bana başvurdu. Böyle bir kendime bakıyorum, bir şirketin ismine bakıyorum. İşte Koç Holding'in bir şirketi. Ben böyle işte işe terlikle, şortla ama böyle şortla... Açık pembe renginde falan. Hani şort da şey değil yani. Yani siyah. Struplu bir şey değil. Ben öyle işe giren falan bir insanım. Dolayısıyla bayağı şey olmuştu. Evet. Şortun bile... Kıyafet değişmiş yalnız ne oldu? İşte 6 sene geçince... 6 sene kurumsal şey yapar. Kota döndürür yani tabii. Çok gerçekten güzeldi. Çünkü bu kurumsal inovasyonun bir bence şeyi... Nasıl diyeyim cilvesi gereği. Böyle her departmanla konuşuyorsun, oturuyorsun ya. O yüzden mükemmel bir şekilde böyle bir kurumsal dünyaya giriş... 2 yılıydı benim için. Herkesle konuştum. İşte çünkü dertleri ne? Acaba bunu bir girişim çözebilir mi diye. Ama bu tabii ki inanılmaz bir tecrübe aslında arkada biriktirdi. Bir de orada sanki hatırlıyorum ben. Hani hem sektör olarak hem de grubun içindeki böyle en geleneksel şirketlerden birindeydin. O yüzden hani mesela biz şimdi Arçelik geliyor buraya konuk oluyor, anlatıyor falan. Onlar daha hem son kullanıcıya yakın, teknolojiye yakın vesaire. Sen bir de orada insanları da bu sektörü anlatmaya çalıştığım bir dönemdi bence. Evet. Orada bir elçilik görevin de vardı gibi hatırlıyorum ben. Evet, o yüzden de yoğundu diye hatırlıyorum. Öyle bir dönem vardı. Sonra? Sonrası QM Beyond sonrasında. Ben bayrağı Erman'dan Alef Selef oldunuz. Aynen. Ben bayrağı Erman'dan devraldım. Hala devir bende. Bayrak bende. Şey gibi bu tiyatroda var ya. Şey. İşte Ferhan Şensoy'un birine, onun birine. En son Şevket Çoruk'taydı galiba. Ne denir onu? Ben de konuyu attım ama ben de hatırlamıyorum. Evet doğru. Ses tiyatrosundaki şey. Evet. Devir teslimi diyorsun. QM Beyond'da da 2 dönem yönettin şeyi hızlandırmayı. 2 ve 3. dönem oradaydım. Hı-hı. Yani işte 2020-2022 gibi. Şimdi de tam pandemileri yönettin yani aslında. Evet. Şimdi de Paribu Ventures. Paribu Ventures aynen. Peki Web3 entüziyastı mıydın da Paribu Ventures seni böyle ilgini çekti? Şöyle oldu. Ben 2017'de ilk Bitcoin'imi aldım. Herkes gibi bu dünyaya ben de bir para, nasıl diyeyim, FOMO'suyla, yatırım enstrümanının yarattığı, yani atıyorum işte Ömer abiden duyuyorum, Sonat bir koymuş, beş almış. Diyorum sana bir koyup beş aldıysa benim yapmam lazım.
klasik muhabbet ben ve... Ben 2 koyup 10 alırım. Ben 2 koyup 15 alırım. Yalnız tabii hepsini sattı o. Aslında tutsaydı kim bilir ne olacak. O konulara girmez. O konu yok. Sonra 2017'de işte teknik geçmişte olmanın da verdiği şeyle gerçekten paradan ziyade ki çok böyle trade etmeyi de denedim. Hiç bana göre değil psikolojik olarak... Yani dünyadaki en kötü trader olabilirim. Alıp tutmayı başarıyorum. Orada da böyle trader. Kesinlikle. Orada da böyle araya şeyler yani bir soğuk cüzdanı çekip o cüzdanı alıp Ömer abiye veriyorum. Ömer abi sana veriyor. Hani geri dönmek istersem zor geri döneyim diye böyle. Kolay kolay satama diye. Satamayayım diye. Aynen. Şey, yani Peski'yi yarattın orada. Yani, babamı verip babamın da fiziksel olarak İstanbul dışına çıkarttı. Şimdi güvenlik şeyi de vermeyelim. Şehir söylemiyorum. Artvin'de yani. Erman'ın babasını arayan birileri çıkması. Yok zaten o eski muhabbetti. Şimdi gömdünüz büyük ihtimalle. Şu an yok. Şu an bozduk. Bozduk. Yani o kısmı bozduk. Neyse. Ama sonra ben teknik tarafına da gerçekten ilgi duymaya başladım. Ve çok böyle o zaman insanlarla konuşuyorum. Merak ediyorum, okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Çünkü böyle bizim gibi işte girişimcilik, yeni şeyler seven insanlar için mükemmel bir dünya. Belki işte kullanım alanı olarak, ürün pazar uyumu olarak o şeyi yakalayamadı ama felsefe olarak, değişim olarak... Yani belki de son 30-40-50 yıla tabii, teknolojik anlamda bence de damga vurmuş bir numaralı konu olabilir. Bu kadar zeki insanın, bu kadar geçmişi önemli insanın, bu kadar büyük paralığına katıldığı başka bir yer yok. Dolayısıyla 2017'de çok yükselmiştim ama tabii ki bir süre sonra ister istemez o heyecanınız kaçıyor. Ve bu full time ayrılacak bir efor gibi. Hani böyle yandan mesela günde işte haftada 3-5 saat ayırıp ne bileyim keman çalmayı öğrenebilirsin, başka bir şey öğrenebilirsin ama... Kriptoyu öğrenmek tam olarak öyle değil gibi bir şeyim vardı. O yüzden 2022'nin sonunda tekrar o hype'lanmayı yaşadım. Bu sefer bir arkadaşım, böyle oturuyoruz Maltepe'de. İsim de vereyim hadi, bizi dinlemiyordur mu? Gary Vaynerchuk var ya. Dedi ki benden onunla WhatsApp grubundayım. Sinan dedi. Dinliyordur, Sinan belki anlatır. Anlatabilir, kötü bir şey söylemeyeceğim. Dedi ki, aynen Sinan'ın, biliyorum. Dedi ki WhatsApp grubundayız onunla beraber. Nasıl yani dedim. Abi dedi bir projemiz vardı. Şimdi çocuk şeyi keşfetmişti o dönem. NFT koleksiyonlarının smart kontratlarını yazıyor ama çok iyi yazıyor. Dolayısıyla daha az gas fee ile yani üçümüz de smart NFT koleksiyonu çıkarıyoruz. Benimki sizinkinin gas fee'inden yani insanların ödediği o ne diyelim komisyon ücretinden çok çok daha azını ödetiyor. Bu da dolayısıyla rekabette inanılmaz bir avantaj elde etmelerini sağlıyor. Bunu keşfetmiş bir şekilde ve işte bu dünyanın da güzelliği orada. İşte Amerika'nın en meşhur bu dünyadaki insanlarından biriyle konuşuyor. WhatsApp grubunda böyle bir ikimizin selfiesini çekip yolladı. Çocuk işte benle beraber cevap geliyor. Ey bu işte cool falan diye. Böyle. Ben dedim ki ikinci... Yani eğer Geri'nin telefonunda WhatsApp'tan gelen fotoğraflar galeriye kaydoluyorsa sen hala oradasın. Ben de orada. Sonra dedim ki evet Erman tekrar geldi ama böyle full time bir yerde çalışman lazım. Bu sefer aynı hatayı yapma. Ve Türkiye'de de çok az sayıda tabii. Zaten yer var. Bu işe full time bakabileceğine full time bakabileceğim yani. Ve böyle global network'ü olan bir teknolojiyi geri plana koyup aslında bir iş modeli kurgulamak üzerine bakan vesaire. Tam o sırada Paribu bana ulaştı. Böyle dedim ki artık fırsatı kaçıramam. Yeni kurmuştu değil mi? Ventures'da o zaman onunla. Evet. Çok yeniydi. Yani benden önce 2 yatırım vardı kapanan. Şimdi kaç oldu? Şimdi 20 oldu. 20 oldu. 20 yatırım. Vay be. Evet. En son bıraktığımda da 13 falandı. 20 yatırım. 7 milyon dolara geçti deployed capital. Süper. Çok iyi. Hep web 3 işleri. Şu ana kadar öyle. Hı-hı. Var mı peki şey bahsedebileceğin böyle bir yatırım ya da sonra? Mesela QMBeyond'la da bir ortak ilişki bulmak adına. First Batch olabilir. First Batch'e beraber girdik doğru. Evet. Aynen öyle. Onlar da aslında yani web 3 teknolojisinin başta dediğin gibi çok akıllı insanlar. Bu işe bu kadar kafa yoruyorsa bir şey çıkar dediğimiz bir işti. Hala öyle. Herhangi bir ürünün feedini TikTok vari personalize yapabiliyor, customize yapabiliyor. ZK Proof çokça kullandıkları bir teknoloji gibi gibi bir ekipti. Hala iyi gidiyorlar. Bence de iyi gidiyorlar. Bir de orada bu aslında iki hype'ın bir araya geldiği bir super hype durumu var. Merkeziyetsiz yapay zeka. Ki gerçekten ona ihtiyaç var. Bunu böyle artık İşte Facebook'un yaptığı son açıklamalarda falan da böyle görür duyar olduğumuz bir şey haline geldi. Bu aslında nedir? Bugünün işte yapay zekaları, mesela ChatGPT örnek verebiliriz OpenAI. Aslında bir black box yani tamamen kapalı bir dünya. Sen nasıl arkada karar verdiğini bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Ama böyle merkeziyetsiz yapay zekayı kurguladığın zaman aslında onun nasıl çalıştığına dair fikir sahibi olabildiğini, oradaki demokratize yapıyı felsefik olarak böyle yapay zekaya getirmeye çalıştıkları bir yer. Mesela First Page bence orada da çok
öne çıkmaya aday yapıyor. Orada biliyorsun Microsoft Autogen çıkarttı. Autogen aynı şeyi yapıyor. Yani merkezi sizleştiriyor ve ChatGPT ile Bard'ı aynı anda çalıştırabiliyorsun. Birbirleriyle konuşabiliyorlar. Yani role tanımlıyorsun. O rolü birine veriyorsun. Başka bir rol, mesela product manager birini yapıyorsun. Junior developer, senior developer. Sonra şöyle bir ürün geliştir diyorsun. Product manager ürünün işte ürünle ilgili kısımlarını tasarlıyor. Yazılımcıya veriyor, o yazıyor. Beğenmezsen rolü değiştiriyorsun, onu işten atıyorsun, yerine başkasını alıyorsun. Bu yeni trend bu aslında. Peki o Autogen iki ürünü birbirine bağlayıp böyle karar mekanizması kurmaktan ziyade bir OpenAI Black Box gibi yeni bir box açabilir mi? Açık bir box yani. Açabilir tabii. O zaman rakip olmaz mı? Yok, niye olsun? Olmaz mı? Bilmiyorum ki. Ya da meta rakip olmak ister zaten Microsoft ve OpenAI'ya. Çünkü zaten var şeyler. Oradaki hikaye şimdi Black Box olmasının nedeni bunun open source olup olmamasıyla ilgili. Tamam mı? Open source mesela Facebook Meta open source'dan gidiyor bu işte Llama vesaire kafası. Ama her şey training'de bitiyor. Yani başlıyor ve bitiyor. Yani training şey değilse, işte güncel, ilişkili vesaire değilse çıktılar halüsinatif oluyor. Henüz yani seninle arabada gelirken de konuştuk. Hala bu iş hype'ın zirvesine gelmedi. Yapay zeka tarafı. Geldikten sonra çok ciddi çok işler yaşanacak. Ve burada hayatta kalanlar büyükler olacak. Bir reklama gidelim istersen. Bu konu ilginç bir i̇lginç konu. Bir konu. Birazdan devam edelim. Birazdan beraberiz. Nesil kafası kaldığı yerden devam ediyor. Ekosistemin büyük emekçilerinden Erman'la beraberiz. Biraz kariyerini dinledik ama en son bu merkeziyetsiz yapay zekanın ve yapay zeka trendinin daha tepesinde olmadığımızdan bahsediyordun. Evet, onu ben söyledim. Aynen. Soru olarak size sormuş olayım, ne düşünüyorsunuz? Senden konuğumuz olarak sen cevap ver istersen. Ben üstüme alındım bir an. Yani bir kere kesinlikle diğer hype'lara göre bugün deneyebilme, kullanabilme, hayatımızı etkileyebilme anlamında çok daha İyi bir yerde ondan sonra. Aktif ama kullanıyor musun? Kullanıyorum ama hep bir orada da bir FOMO hissediyorum açıkçası. Yani yeterince iyi yani. Kullanıyor muyum? Daha iyi nasıl kullanabilirim diye. Çünkü orada da Yiğit Konur'u bilirsiniz. Tabii ki. Onun bir sunumunda bir cümleye takıldım. Böyle çok şey bir şekilde. Ben Beyond girişimcisi. Aa doğru. Evet, çok cool bir şekilde dedi ki yani bu kadar insanlar bunu yapıyorsa işte sizin o dandik sorunuza cevap veremedi diye. Yani acaba kendinizi mi suçlamadınız yoksa yapay zeka mı gibi bir şey söyledi. O beni bayağı bir şey yaptı. Her defasında aklıma geliyor. Çünkü bazen sinirleniyorum böyle pasif agresif yazdığım oluyor. Hani bak yukarıda da söylediğim gibi falan diye böyle. Ama hep Yiğit'in cümlesi aklıma geliyor. Diyorum ki ben başaramıyorum yani. Soruna yanıt verecek olursak bence de. Çünkü bir kere kurumsal dünya hala çok kafası karışık. Ne yapacağını bilmiyor. Oradaki veri durumu, işte governance'lar, bu sunucular Türkiye'de mi, yurt dışında mı? Ki çok büyük fail'lar da var Samsung'un falan. Source kodunu buraya tabii, koyması tabii. falan gibi geçtiğimiz kısa bir süre öncesine kadar böyle duyduğumuz etraftan. Dolayısıyla bence de hala orada bir şey var. Yani hala bir tırmanıyor hype. Evet. Yani. Yapay zeka hype'ından bahsediyoruz. Tabii tabii yapay zeka. Yani LLM bu ne bileyim. Aynen. Generative AI diye. Evet, evet. Yani şu anda sadece büyük ölçüde metinden, tekstten öğrenen, tırnak içinde öğrenen, aslında bir şey öğrendiği de yok biliyorsun. Yani eskilere bakıp uyduruyor. Ondan sonra uydurduğunun çıktısında da belli bir istatistiksel şeyle bazen çok iyi uyduruyor. Kuralla, doğru evet, kuralla. Aslında o hep aynı şeyi uyduruyor da sana uyması uymaması. Bazı şeylerde cuk oturuyor bence. Sana evet, uyması önemli. Var. Yani sen beceremiyor değilsin aslında. Ben Yiğit'e hiç katılmıyorum. Sen beceremiyor değilsin, sana uymuyor çıktısı. Bazen de uyuyor. Dolayısıyla o da işte onun ne kadar senin bağlamınla onun bağlamı arasındaki ara kesite bağlı bu işler. İçim o ara kesite sen değil misin? Anladın mı? İçimi rahatlattın şu an. Teşekkür ederim. Ama ara kesit de prompt değil mi? Hayır değil. Ya senin ihtiyacın ve işte sadece yetkinlik. Sadece prompt değil. Çünkü o prompt'un oluşmasına gelirken onun bilgi birikimi var, senin bilgi birikimin var. Birbirinizi tanımıyorsunuz. Bağlam o tanımayı sağlıyor. Ama o kadar küçük ki onun toplam geçmişiyle senin toplam geçmişin arasında uyma ihtimali düşük. O yüzden çok uzun süre kullanman lazım onu. Doğru. Bir de senin kullandığın ve senin verdiğin input o dağlar kadar datanın arasında
çok önemli bir etki yaratmayacağı için hala seni tanıması bir şey ifade etmeyebilir. Evet. Hala geçmişten öğrendiği şeyler ağır basabilir. Aynen. Gibi konular da var. Şöyle, yine tabii öğrenme diyorsun, ben de diyorum ama öğrenme diye bir şey yok ortalıkta. Yani önemli olan istatistiksel karşı düşürme, meç etme, tamam mı? Şimdi bu GPT-5 ile işin şeyi biraz daha değişecek. Çünkü bu işi yaptıkları için çok iyi biliyorlar. Nerelerinde boşluk var, nereleri gerçekten işe yarıyor, bunları biliyorlar. 5'i çok okumadım, nedir? Davos'lara tam bunu söyledi bu arada, evet, Semal. Evet, evet. Ne dedi? Ben çok az takip ettim. Şöyle eleştiriler de vardı bu arada, hani dünyanın en hype şirketinin CEO'su olarak böyle bir product manager gibi konuştu diyenler de vardı ama söylediği şey aslında yani çok iyi biliyoruz dördün ne olduğunu, neyi ne kadar yaptığını, insanların ihtiyacının ne olduğunu, buna göre bundan sonrasını çok daha iyi getireceğiz gibi böyle bir şey söyledi. Evet. Biraz havada da kalmış ama öğreniyoruz yani. Demiş dörtten yani. Evet, evet, evet. Ama öyle 3.5'tan da çok, kaç ay, 6 ay falan 3.5 sadece kullanıldı gibi bir şey var. Bir de şeyi bence çok iyi ChatGPT'nin, yani bir gerçekten... Bir YC'nin başı, Y Combinator'ın başındaki bir kişinin kurduğu girişim gibi. Yani ortaya bir şey attılar, böyle login falan bile sıkıntılı. Sonra ufak ufak o gelen özellikler, mobil uygulamanın geç gelmesi, o böyle product'ın şeyi çok benim gerçekten hoşuma gidiyor. Gerçekten o MVP'dir, kullanıcıdan öğrenmedir, insaniyet almadır, hepsini verdiler hakikaten bize. Ya şu bile mesela çok uzun süre sonra geldi işte, ben kimim diye bir ayarlarda bir yer var ya. Hmm. Her defasında yazma diye. Aa, ben onu bilmiyorum. Var, böyle bir şey var. Dördüm ben de. Hani... Ki yani o bile böyle bir sene sonra falan gelmişti. Vay be. Evet. Ya olay şey aslında, şimdi bunu herkes bilmiyor. Çünkü yeterince içinde değilsen öğrenmen ya da anlaman zor. Hiç yeni olan bir şey yok ortada. 1990'larda yazılmış bir paper, bir makaleden çıkan bir şey bu aslında. Fark nerede biliyor musun? Geçen sene Kasım'da, 2020, geçen sene, önceki sene Kasım'da... Bunun tırnak içinde halka açılmış olması. Hı hı. Yani bir uyduruk bir arayüzünden açtı. Ve 100 milyonlarca insana ulaştı. Yani bütün fark burada. Başka hiçbir fark yok. Yani ne teknolojide fark var, ne öğrenme algoritmalarında fark var, ne ana fikirde fark var. Hiçbirisi yeni değil bunlar. Hı hı. 20 senelik, 30 senelik şeyler bunlar. Ama tabii en önemlisi kullanıcının işin içine girmesi burada. O işi değiştiriyor. Ve daha da değiştirecek. Onun için diyorum daha hype'ın tepesine gelmedi. Çıktıktan sonra işte artık GPT-5 mi olur, öbürü mü olur, Mistral mi olur? Belki App Store'un içerideki kurguladıkları yapının büyümesi GPT olur. GPT Store'ları. Evet. GPT, evet, evet. GPT'ler yani. GPT'ler. Ki ben bazen şey hissediyorum yani mesela bu Rewind'di galiba. Hı hı. Bilgisayarımdaki her şeyi takip eden, hatta böyle bir kolye yaptılar. Kolye ile seni takip ediyor. Yani her konuştuğunu dinliyor. Evet. Ya, o belki biraz korkutucu gelebilir ama bir şekilde beni tanısa, ne bileyim, attığım tweetleri, WhatsApp'taki text mesajlarımı ona göre ben yazdığımda onu da biliyor olup cevap veriyor olsa mesela bazen hayal ediyorum yani. O zaten bence hızlı bunu konuşmaya başladık. Yani işte 1,5 senedir milyonlarca insan kullanıyor ve çok hızlı bunu konuşabilmeye başladık ya. O yüzden aslında bu çok uzak gelmiyor bana. Atıyorum bütün WhatsApp chat geçmişimi yüklediğim bir yapay zeka muhtemelen belli bir oranda beni mimik edebilir belli cevaplarımı diye düşünüyorum. Evet. Bir de şu var yani, bir o kullanıcının input vermesi ve soru sorması konusu var. Bir de işte anlamadan, bilmeden, işte ben hayal etmeden, ben daha düşünmeden arkada o işleri yapıyor olma konusu var. Bence o ikisinin dengesi şu anda şey. Çünkü işte çok fazla startupla görüşüyorum tahmin edebileceğin gibi. Hani... Evet, burada bir arayüz var. Sen buraya gireceksin manuel ve biz sana cevap vereceğiz. Arkada da ChatGPT ile bağlandık. Bravo. Hani bu feature'ı kimse düşünmemiş gibi seni düşünmüş olman müthiş, cevabını vermiyorum tabii ki. ama şey, yani bu çok fazla var. Ama bazıları da geliyor ki ya biz senin şurana bağlanıyoruz, biz senin burana bağlanıyoruz. Ve biz sen duymadan zaten sana tepside sunuyoruz onları. Ve kendi modelimiz var. 7 modeli karıştırarak kombinliyoruz falan gibi. Keser biraz daha ilgimi çekiyor benim açıkçası. Evet, sen çok işte yükselmiyorsun. Ben hayır, tam tersi. Çünkü bunların şimdi burada bir disruption, yani bir yıkıcılık var. Tamam mı? Yıkıcı bir şey oluyor. Ama daha oluyor, daha olmadı. Hı hı. Ve o hype'tan döndükten sonra bütün bugün ben bunu farklı yapıyorum, şunu bunu yapıyorum diyenlerin hepsi yok olacak. Sadece büyükler hayatta kalacak. Hı hı. Tamam mı? O büyüklerin hayatta kalmasının nedeni de kaynakları olacak. Tamam, öbürü yani çok iyi mühendisine para ödemediği zaman adam gidecek yani, yapacak bir şey yok ki. Halbuki bunlar yapacaklar, yani koruyacaklar onları. İşte 3-4 büyükten bir şey çıkacak. Yine nasıl? Big Tech hegemonyası devam ediyor. Big Tech hegemonyası devam edecek. O ki yani. OpenAI'nin bile tek başına kaç tane veya Sam Altman'ın bireysel yaptığı yatırımlarla sayarsak zaten
her dikeyde neredeyse bir evet. şeyleri var yani artık. Yani bir betleri var diyorsun. Evet, tabii. Doğru, ben o Sam Altman'ın yatırımcı kimliğini bazen unutuyorum. Benim bir arkadaşım bir product manager'la Amerika'da anlaşmak üzereyken çocuk demiş ki bize Sam Altman yatırım yapıyor. İşte çok seni erken aşamada. Seni artık aynen blokluyorum, görüşürüz. Hayatım hocam bana diye. Yazma. Demiş olabilir yani. Nasıl gidiyor diye sorma diye. Sorma. Öyle yani öyle bir zamanlarda bu mesela mobil yazılımcılarda falan oluyordu. Çok iyi böyle fikirle geliyorsun, böyle uygulanacağım falan. Sen yükseliyorsun o sırada Google iş teklif ediyor, Apple iş teklif ediyor, zırt gidiyor adam. Aynı şey yani, farkı yok. Ama hala Big Tech'i kimse şey yapamıyor tabii diyorsun, kendi iş alanlarında. Tabii yeni bir cloud bir şey çıkamaz vesaire diyorsun. O yüzden de bundan 5 sene sonra da yeni bir yapay zeka şey çıkamayacak, çıkamayacak diyorsun. Evet. İlginç bir argüman. Ama işte onları kullanarak yeni şeyler yapma konusu belki gündemde olabilir. Meta bir şey olması lazım, üst bir şey olması lazım. Facebook metası değil de meta üst anlamında. O da işte singularity gibi bir şey olması lazım. Yani hani singularity ne demek? Sıfıra böldüğün zaman çıkan sonucu tanımsız diyorsun ya. Öyle bir şey, tanımsız bir yıkıcılık olması lazım ki onu da bilemiyoruz tabii şu anda. Belki o olur, onu bilmem. Abi sen bir şeyden bahsetmedin. Aslında senin bayağı bizi vaktini alan bence... İçerik tüketme ve bunu curate edip bir e-bültenle bize sunma. Şu an üzüldüm biliyor musun? Nasıl şu ana kadar bahsetmemiş olabilirim diye. Evet ama ben en sona bıraktım. Buraya bıraktım. Evet. Yani bilerek bıraktım. Kendim anlatırken bir yere sıkıştırmam gerekiyordu aslında. Hayır hayır, tatlıyı yemeğin sonuna bıraktım. Aynen. Eskiden eski adını unuttum. Ama dijital ürünlerdi. Zaten dijital bu yüzden ürünler. Değiştirdik falan. İyi değiştirmişsin ama hemen şey olmuşum, almışım markayı. Bu arada klasik girişimcideki tek kişi olup bak değiştirdik hemen. Sanki böyle bir takım varmış toplanmış, gibi. Karar vermiş falan gibi. Tek kişisin ama. Tabii. Bir de şey var, ChatGPT var. Otocan. ChatGPT yok ya, bu işe çok karıştırmıyorum. Henüz oraya layık görmüyorum falan diyor. Yiğit'le geçen şeyi konuştuk. Takıntısı var. Evet. Sen yaz dedim bir sayı. Bir sayı da ben yazayım dedim. Ben sana beslendiğim kaynakları vereceğim. Bir sayıyı sen ya yazdır. Eski 150 bölümü de yükler. Tabii istediğini yap. Ne istiyorsun? İstediğini yap. Pazartesi sen yayına, salı ben yayını. Bakalım en çok hangisi beğenilecek dedim. Şu an bence çalışıyorum. Yiğit kesin buna gece uyumamıştır ve bunu da şey yapmıştır. Sen Yiğit'in yaptığı bazı manyaklıklar var. Bir tane anlatayım, sonra soft commitment'a geçelim. Bir eczaneden bir ilaç arıyor. Tamam mı? Ve bulamıyor. İşte çok az eczanede var falan. Bir tane işte ses şeyi yapıyor. Bir tane de işte ne o? Telefon sağlayıcıdan bir numara alıyor. Ve Türkiye'deki açık bütün eczaneleri aramaya başlıyor. Arıyor şey diyor. Merhaba, şu ilaç var mı elinizde? Bu kadar. Bu kadar konuşabiliyor. Eğer yok diyorsa dıt diye kapatıyor telefonu. Var diyorsa Excel'e şey yazıyor. Var adresi. Bu kadar. Böyle işte bir 400 eczaneyi aramış. İşte 4 tanesine varmış falan. Sonra gidip ilacı bulmuş. Hepsini teker teker arayacağına. Yani böyle kullanıyor adam ama bu biraz bir pro seviyesi yani. Bu şey gibi kendini Cristiano Ronaldo ile kıyaslama hatasına düşmemek gerekir böyle bu case'lerde. O yüzden bence kendimize çok yüklenmeyelim. Evet. Ben de aynen. Yükleniyorum. Yere Yiğit'le şey yapmak zor Yiğit yani. İmkansız. Evet, hani onu oradan oraya atarım, oradan bilmem ne yaparım falan. Bir de uyumuyor. Ünvanını da değiştirmiş. Head of AI gibi of bir AI şey yapmış değil mi şirkette? Demo Day'e yakın yapmıştı. Hmm. Ben seviyorum onu. abi soft commitment nereden çıktı? Sen zaten WebRazi'den içerik üretmeye şeysin. Ya benim içerik, ben WebRazi ile tanışmam da öyle bu arada. O zamanlar popüler blog şeyler vardı. İşte blog ödülleri, işte kişisel bloglar falan. ErmanTaylan.com. İlk versiyonunu tabii ki bir yazılımcı olarak ben yazmıştım ama böyle pagination yok. İndikçe iniyor. Kore'deki web siteleri gibi falan böyle. Sonra orada yazdığım yazılar sayesinde bana ilk onlar yazar olarak gel demişti hatta. Sonra işte eşim şu an gazeteci. En yakın arkadaşlarım gazeteci. İşte nikah şahidim gazeteci. Böyle bir... Sen de aslında gazetecilikten... Gazeteci... Yani çok sevmiyorum açıkçası. Ama sende çok var onun şeyleri, olabilir, nosyonları. Olabilir ama yani çünkü bu benim tamamen hobiye. Böyle bunu bir profesyonel olarak yapma iddiası. Çünkü bazen böyle bazı insanlar işte ya bunu sen söyle işte sen ne dersen doğru. Benim yani anlatabiliyor muyum? Bu tamamen hobi olarak yaptığım ve orada kalmak istediğim bir şey. Hikaye de şu, ben o dönem hatta WebRazi'deydim. Bir şey okudum. Hala var o makale, tavsiye ederim. Şöyle kameraya bakarak söyleyeyim, tavsiye ederim. 1000 True Fans isimli bir makale. Özetle şunu anlatıyor. Biliyorum. Evet, bugünün diyor internette çok ne yapacaksan, 1000 tane seni gerçekten takip eder. Ama bu işte Twitter'daki, TikTok'taki follower değil. True fan yani, true gerçek fan. Hayran. Bir şey yaptığın zaman deneyecek, öyle tarif ediyor onu da. Bir şey yaptığın zaman deneyecek, ona ödeme yapmaya, para vermeye meyilli olacak. Sana geri bildirim verecek insanların olması lazım. O zaman düşündüm, dedim ki
İşte Webfrazi'de belki 1000 değil 100.000 kişi okuyor yazdıklarımı ama bu insanlara... Bir tane yoktur orada. Aynen öyle hiçbir şey yapamam. Yani. 1000 kişi ulaşamam aktive daha edecek sonra. Ve aksiyon aldıracak bir şeyin yok. Bu böyle aklıma takılmıştı. Sonra Product Hunt'ın Ryan Hoover, işte Hollanda merkezi, sonra Twitter satın aldı. Review diye bir startup vardı. Aynen. Orada böyle kendi kişisel... Kapadılar mı Review'yu ya? Kapandı direkt. Kapandı. Elon Musk geldi ve kiletti. Ah Musk. Musk. Aynen. Sonra? Ben mesela Review'nun çok... Yani ilk kullanıcılarından evet, biriydim neredeyse. Ben. Hatta ben Review'den abone olmuş bile olabilirim ama hatırlamıyorum. Tabii oradan export edip Substack'e geçmiştim. Aynen. Kurucusuyla da sürekli konuşuyorduk yani. Ve şey yapmıştım, mesaj yapmıştım işte tebrikler falan diye. Hı-hı. Neyse orada böyle onu da görünce dedim ki ben yapayım bunu. Bir şekilde ne okuduysam işte ne ilgimi çektiyse böyle haftada bir o zaman iddialı bir çıkış. İşte insanlara göndereyim ondan sonra. Tamam böyle başladı hikaye. Ve şeyi de seviyorum ben ne... Ya ilgi gösterdiysem tamamen bültenin içeriği işte amatörlük de buradan geliyor benim hoşuma giden. Yani ilk başlarda daha böyle yazılımcı, product manager gibi bir insandım. Daha böyle işte teknik konular, işte product management ile ilgili hikayeler. Sonra işte kurumsal inovasyon oraya geçti, işte fintech bankaya geçtim. Orası da fintech oldu. Web3 hype'ken full Web3 oldu. Sonra Web3 kesildi, şimdi yapay zeka oldu, şimdi Web3 tekrar geldi. Kendi okudukların ve hype'a göre çok... Ne okuduysam evet yani aslında insanlar okusun diye değil. En çok da girip geriye dönüp okuyan benimdir yani. Bu neydi? Tabii search'ünü deli gibi kullanıyorum. Kendi problemini çözmüş. Bir GPT, evet. Soft Commitment GPT'si yapılabilir eski bölümlere koyup. Olabilir. Ben burada ne demiştim? Yapay zekayla dediklerimi özetle. Tamam, GPT Store'a koyalım onu. İşte. Olabilir. Güzel oldu. Hayırlı olsun. Yeni 7 senedir hatta Şubat'ın 24'üydü galiba 7. yılı. Geliyor. Doğum günü olacak. Yeni yılına girecek. İşte 6000 abone var toplam. Süper. Ondan sonra işte 150 sayı, neredeyse bir pandemide uzun bir ara var. Onun dışında uzun bir ara yok ve önceden söylemediğim bir ara da yok. Hmm. Yani işte tatile gideceksen, bir şey yapacaksan söylüyorum. Diyorum ki 2 hafta sonra değil, şimdiki yayın sıklığı 2 hafta bu arada. İşte diyorum ki 2 hafta sonra değil, önümüzdeki ay işte görüşeceğiz. Onu böyle söylemediğim ve hiç yollamadığım da olmadı. O şey tabii biraz... Nasıl bir commitment'ın var ya atıyorum. Bir kere nerelerden besleniyorsun ve nasıl bir okuma, izleme sıklığın var? İki, böyle başına gelen ilginç şey, şuradan bunu duydum da bilmem ne oldu ya da takipçilerden gelen mesajlarda bir hikaye var mı hiç? Yani bunu böyle çok ölçmüyorum ama hayatımın bir parçası olduğu için, yani aslında kendim için bir product geliştirdiğim için, bunun için hiçbir şey okuduğum yok kesinlikle. Zaten okuyorsun. Yani aynen, hiç, mesela hiç şöyle ben yok, ya boş kaldı, ne yazayım, dur gidin bakayım, işte şurada ne varmış gibi, hiç öyle bir şey olmadı. Nasıl oluyor? Ben aslında sürekli zaten bir şeye maruz kalıyorum. Böyle hep okuduklarım da değil. Bazen seninle bir şey konuşuyoruz. Top çıkarıp telefonu not ediyorum. Böyle toplantıda duyduğum şeyler falan da olabiliyor. Bunları böyle yazdığım bir yer var. Hatta orada Pocket kullanıyorum. Hı-hı. Şey yapmak için. Sonra onları böyle tükettikçe içerik, aa bu bültene olabilir dediğim şeyleri hop alıp başka bir yere koyuyorum. Hı-hı. Sonra da belirli günlerde girip onlara bakıp, şimdi 2 haftada bir çıkıyorsa, hı-hı, atıyorum 3 günde bir girip bakıp ya bu olmazmış deyip silip böyle ufak ufak kategorilendirmeye başlıyorum. Diyorum bu manşet olur. İşte bu kısa kısaya girer. Bu şöyle olur falan. Sonra başına geçtiğim zaman zaten bir taslak olmuş oluyor olmuş yani. Düzenle başlayacak. Sonra bu olacak. Sonra bu olacak. Hemen sonra, hı-hı, yazması kalıyor geriye. Ama peki atıyorum başka newsletterlardan besleniyorum. Şu YouTube kanallarını hep bilmem ne yapıyorum. İşte zaten işinde Paribu'da gördüklerim. Evet. İşte startup camiasından, evet, gördüklerim falan. Onların hepsi kombin herhalde. Evet. Ya da atıyorum gününün bir kısmını okumaya, izlemeye ayırıyor musun falan gibi bir şeyim var. 20'den söyledi ya, YouTube'u 2.5'la izliyorum. Aynen. 2.5 çok agresif ya. YouTube'u 2'de yani 2.5 yok olsa denerdi. Podcast'i 2.4'te falan 2.4'te izliyorum. Wow. Ben deneyeceğim. Kesin anlayamadım. Kulaklıkla dene. Tamam. Kulaklıksız o şeyi sağlayamıyorsun. Fokusu kulaklıkla, sağlayamıyorsun. Evet, kulaklıkla ben şeyim yani iddialıyım herkes bence böyle dinlemeli verimlilik için. 2.4 hızda. 2.4 o değil ama 2.00 mesela. Artık benim zaten şeyim oldu yani. Evet. Oldum. Ben şey Storytel'de 2 ile izliyorum. Hmm. Dinliyorum kitap. Yani kitabı. Ha. Ama konuya bağlı. Bazı konularda kaçırıyorum. Konu şeyse mesela roman falansa çok kolay oluyor. Peki bir şey yaparken mi yoksa böyle durup onu mu dinliyorsun? Çok önem verdiğim şeyleri bazen durup dinliyorum. Evet. Ama diğer türlü yürürken, tabii, arabada... Tabii işe giderken çoğunlukla, metroda, evde bir şey yaparken ne bileyim işte... Klasik podcast falan kesinlikle bence mükemmel oluyor. İlginç. Bazen şey böyle eşimle dışarı çıkıyoruz, şey, ben podcast dinleyeceğim diye şaka yapıyorum. Klasik öyle bir şaka ama tabii ki dinliyorum. Düşünsene beraber gidiyoruz, ben podcast dinliyorum. Tabii ki öyle bir şey olmuyor ama şakasını yapıyorum. Ben eşimle arabadayken bir podcast aşağı yazdım. Hani bu 4. saniyesinde falan kapandı. Onu bazen YouTube'da yapıyorum. O geliyor böyle, o sırada atıyorum siz açıksınız falan. Böyle bir...
10 saniye fazla dinleyebiliyorum. Yani sonra kapat şunu, oluyor tabii. Sonra kızılcık şerbeti. Aynen. Kızılcık şerbetinin bir önceki bölümü. Benim bir de YouTube, yani evdeki televizyonda var. Aha. Dolayısıyla böyle kızılcık şerbeti falan hep benim şeyimden izleniyor, hesabımdan. Premium sende çünkü büyük. Premium da bende tabii. O yüzden. Ben de o yüzden ben de böyle iki, yani YouTube kesin anlamıştır artık onu yani. Bir iki kişi var burada. Bir birisi var böyle teknoloji izliyor, bazen futbol falan izliyor. Diğeri var, o bambaşka bir insan. Ben bazen diyorum Selena, ya sana da premium alalım. Şey yapalım. Hani sen ama orada... login logout da çok zor o. Gerçi sonra login logout şey switch var. Aa, switch var. Var var. Rahat orası. Öyle bir dünya var yani. Bu arada Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının iddiası bu. Türkiye'de Kızılcık Şerbeti'ni en az bir kere izleyen 35 milyon kişi varmış. Güzel iddia. Nasıl bir veri? İzlemeyi acaba nasıl acaba tanımlıyor bir de? İki taraftan. Hem ratinglerden hem de YouTube'dan. Hmm. Hmm. YouTube'da haftalık 7-7,5 milyon izleniyor. Biz YouTube'uz mesela, televizyonda. Ratinglerde de çok uzun süredir Kızıl Goncalar biraz challenge etmeye başladı. Onun dışında birinci yani. O da şey, benzer bir hype hani. Evet, biraz farklı o. Farklı. Hmm. Ama yok hani şey, hani yine muhafazakar bir dünyayı evet, anlatan. Evet, o çatışmayı anlatan bir şey ama evet. Şey, yaklaşımları farklı. Türk dizileri ilginç bir sektör ya. Evet. Hiç acaba senin şeyinde... En son bir haber vardı ya. $1 milyar ihracat geçti falan, yanlış mı hatırlıyorum? Oyunlarla kapışıyor falan gibi. Muhtemelen olabilir bence. Olabilir. Muhtemelen olabilir. Çünkü çok şey, büyük bir pazar ya. Çok büyük pazar. İyiler yani. Oyun stüdyoları bir, işte yapım şirketleri iki, Türkiye'de herhalde şey. Evet. Peki sen ne görüyorsun abi hype'ı? Yani şu anda ne geliyor sence, görmediğimiz, bizim çok konuşmadığımız hype ne var senin Soft Commitment'da yazmış olabileceğin ya da okuduğun? Zor yerden sordun. Ha. biraz düşüneyim. Sen yani... onu düşünerken düşün, ne dur, şeyi de sorayım o sırada. Dijital ürünler niye rebrand oldu? Niye? Çok, çünkü böyle bir süre sonra bir değişiklik. Ha, değişiklik ihtiyacı için. İhtiyacı. Bir, iki, işte o zaman product manager'dım ya, işte ürün... Ama işte ürün deyince herkes bir yerinden anlıyor. Dijital ürünler tamamen böyle bir jenerik bir isimdi. Onu böyle bir şekilde şu anki yazdıklarıma da uyumlu hale gelsin. Bir de soft commitment, ne yazarsan yaz. Hani buraya yazıyorum ama çok da hani beni bağlamaz şeyi de verdiği yani için soft bir yandan bir... anlamı. Evet, onu seviyorum. Hem de globale giden yolu açmış. İşte o var mı diye düşündüm acaba. Nokta.com'u da bende bu arada. Sen de, sizde bu şey niye bu kadar önemli? Bu SaaS olabilir mi acaba ya? Mesela soft commitment yollamak istediğin girişimciye giriyorsun soft commitment. Ha, verbal kalmasın diye aslında soft commitment da kalsın. Softcommitment.com sende. Yani birisi yaparsa domaini satarım. Güzel, buradan verdim. Benim için önemli olan satın. Çağrı. Softcommitment.co'dan devam edersin sen. Co'dan devam edersin. Com.tr'yi alırım falan bir şey olur. Trend konusunda da ya bazen şey oluyor, çok hoşuma gidiyor. Mesela böyle bir girişimi yazmışım oraya. Ya işte bu çok ilgi çekebilir, işte ileride kesin buna şu yatırım yapabilir falan gibi. Tabii ki hepsinde değil bu ama bazen bir bakıyorum, hop, olmuş. Hatırlıyorum bir haberi, yatırım haberi. Ben bunu yazmış mıydım? İşte bakıyorum, GPT'ne olmuş. Soracağım. Evet. GPT'ne öyle soracağım. Şeyler var. Öyle, ben bu GPT fikrini çok aldım. Öyle anlar var. Yani bu hype konusunda da şey geliyor aklıma. Bence biraz yapay zeka için de öyle ama daha çok Web3'te bu kullanım kolaylığı, kullanıcı deneyimi, sadece yani bir tasarım güzelliğinden bahsetmiyorum. Oradaki o kullanıcının yaşadığı deneyim ne kadar... sürtünmesiz bir yoldan geçiyor. Orada ne kadar iyi bir tasarım, orada ne kadar iyi tasarlanmış. Ve bu tabii ki teknolojik bir takım engellere de takılıyor. Bence en büyük iki konu işte Web3 ve yapay zeka. Bu ikisinde de böyle bir nasıl hayatımıza UX, girecek. UX problemi var. UX ve use case diyelim hadi bence. Orada da kurumlar bence, özellikle Web3 tarafında kurumlar orada kapıyı açacak gibi hissediyorum. Tabii en çok onlarla etkileşime mesela giriyoruz. Mesela Instagram'ın yani. Bir NFT özelliği vardı. Vardı. Teknolojik olarak hazırladılar, tasarımlar hazırdı, bütün partnerleri seçtiler, her şey hazırdı, bir blog post da var. Sonra mesela bu hype tırnak içinde azalınca dediler ki orada durduruyoruz. Profil fotoğrafın mı değişiyordu? Ne? Öyle profil fotoğrafın değişiyordu ama mesela bir sanatçıyı support etme gibi, işte bir beğendiğin bir sanat eserini satın alıp orada onun NFT'sini koyman gibi böyle bir takım şeyler vardı. Twitter'da yani, yapıyordun onu. Yani da Twitter'da pardon, geçen orada profil kaldırdı. Fikrini evet, o sadece OpenSea'den aldıysan aynen, şey bağlayabiliyordun. Twitter'da onu kaldırdı bu arada geçen hafta. Onlar hızlı orada kaldırıyor bir şeyleri. Kurumsal şirketlerin, çünkü işte artık bugün milyonlar, milyarlarca insanların kullandığı yapılar hepsi. Onlar işte bu yolu hem keşfedip hem de bu yolu açabilirler gibi hissediyorum. Doğru. İşte bu teknoloji uyum eğrisi var ya. Evet, orada. Erken uyananlar, erken kullanan. Aslında kurumlar artık bence erken uyananlara girmeseler de erken uyanmaya çalışıyorlar. Yani o klasmana girmediklerine eminim ama en azından erken uyanmaya çalıştıkları bazı şeyler var. Bir şey hype olunca hadi bir denemeye çalışalım bunu
kasını görüyorum ben. Ama işte oradaki zihniyet yanlış. Hala kurumsal zihniyetle deniyor. Tabii ki. Ne yapsınlar? Yazık. Ama işte olmaz. O zaman verimsizlik oluyor işte. Doğru, evet. Ama denemeye çalışmaları, ilkinde fail etmeleri, ben bunları şey görüyorum. Evet. Önemli örnekler olarak görüyorum. Fail'den öğrendikleri sürece. Tabii ki. Fail'den öğrenip şey yapmazlarsa, öğrenmeyip, ya biz bunu denedik olmuyor demezlerse okey bence de. Mesela en son bence Zinc, HSBC'nin çıkarttığı bu işte TransferWise'a, belki Revolut'a falan rakip olan fintech uygulaması bence güzel. Çünkü benim gördüğüm böyle, onu bir ilk günden daha yani spin-off, hani içeriden çıkartalım, büyüsün, spin-off edelim dememişler. Direkt zaten day one'da dışarıda kurmuşlar. Aha. Bütün ekip o zaten olması gereken neredeyse. O. Evet, o mesela bence güzel bir şey, örnek. Güzel geliyor diyorsun. Çünkü öbür türlü o kurumsal değer çekiminden kurtulamıyorsun. İster istemez o kurumsal değer çekiminin bileşenleri sistemi etkiliyor. Tabii. Kararları etkiliyor, seçimleri etkiliyor, yatırımları etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Şey bile çok oluyor. İşte zaten burada bir HR ekibi var, finans ekibi var, pazarlama ekibi var diyorsun ama yani o ekip şey gibi zaten bekliyor zaten. Zaten asıl o support function sana sorup yapmamak üzere bir şey bekliyor. O support function şey dilemması acayip. Ya burada bu kaynakları kullanalım varkenle, ya çıkalım kendimiz rahat rahat hani hızlı hareket edelim dilemması bence incumbent'lar için, büyük şirketler için veya böyle açmaz deneyimler ya? Büyük açmaz. Yani. Hayır, şey de açmaz ama. Yani sadece support function konusu bile açmaz. Tabii canım. Hani destek... Ama support function dediğin için açmaz zaten. Aslında support function değil o. Hmm, evet. O şey friction function. Veya şöyle düşün. Yani mesela üçümüz bir startup kurduk. İlk gününde bunun support'unu biz yapacağız. Biz yazacağız yani, öyle değil mi? Herhalde ya. Ben orada birisi bedava ben yazıyorum dese bile, hayır ben yazayım, ben öğreneyim o bilgiyi derim. Doğru. Dolayısıyla böyle öyle bir aslında o işin başında bence kurucu, yönetici, ekip olmalı ki onlar zaten başlayalım. Önce biz konuşuruz, dayanamadığımız noktada birini yoldan çözeriz, çevirip alıp koyup aha, devam ederiz şeyinde olması lazım bence en iyisi. Yani startupların zaten mesela ajanslara gitmesi şeysi var ya. Kaosu. İnanılmaz laneti. Bir şey. Lanet ya. Resmen lanet. Yani niye ama gidiyorsun ajans ajansı? Ajansa ne için gidince lanet? Mesela reklam için, yazılım için. Ya kod yazdırmak için veya reklam için ajansa gitmek kadar yanlış bir ilk hamle olamaz ya. Evet. Dediğin doğru, çünkü sen yapacaksın ki. Çalışacağın zaman ajansı sen anlayabilirsin. Briefleyebil, yönlendirebil. Getir'in, Nazım Salur'un ilk, onlar da bir ajansla çalışmışlar ama çok küçük bir ajans seçtiğini bilerek. En azından beraber öğrenelim. Ve onu diyorsun, böyle beraber konuştuklarını, ofise çağırdıklarını, o sürede başka bir şirketle çalışmadıklarını, o şirketin falan böyle bir çok özendiklerini o... Arayı bulmuş. Orta yolu. Arayı bulmuş yani. Aynen. Süper. Abi iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani bence çok keyifli bir yayındı. Bence de. Bayağı da şey öğrendik. Yeni bir ürünümüz var. Softcommitment.gpt ve softcommitment.com ürünü. Oradan yatırımları soft commitment'larını alacağız. Aynen. Sonra satacağız o domaini, değil mi? Orta tabii, az değil mi? Oradan arkadan şeyleri de öğreniriz. Kim kime soft commitment. Hop biz bir daha veriyoruz. Of. Sen az değilsin. Sequoia'nın verdiklerini otomatik ver. Sonra da oradan bir şey yazıyoruz mesela. Feature. Otomatik bunu %10 üstünden satıp, ver. Bunu da ayrıca satıp mesela. Tabii. Tamam. Güzel iş. Güzel bağladın. Güzel bağladın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayınlarda bazı terimler kullanabiliyoruz. Genelde bu terimlerin çoğunu ilk bölümlerimizde açıklamış oluyoruz. O yüzden siz de bizi ilk kez izliyorsanız lütfen öyle bir şey yapmayın. Hemen ikinci kez izleyin. YouTube'a gidip EkoTürk'ün YouTube sayfasında eski bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada konuştuğumuz bazı şeyleri dikey versiyonlarında kendi sosyal medyalarımızda Yeni Nesil Kafasında paylaşıyoruz. Lütfen orada da bizi takip edip geri bildirimlerinizi iletmeyi unutmayın. Tekrar bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere.